Dijital medyanın yararları ve zararları diye ayırmak lazım. Aslında buna neler giriyor? Oyunlar giriyor, cep telefonları giriyor, bilgisayarlar giriyor ve televizyon giriyor ağırlıkla. Ama televizyonun yararları ve zararları uzun zamandır hayatımızda olduğu için çalışmalarla ortaya çıkarılmış durumda. Ama dijital medya diye baktığımız yeni ürünlere baktığımızda cep telefonları ve oyunların etkileri daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Ve biz bilgisayarların ortak kullanım alanlarında kullanılması gerektiğini söylerken şimdi bilgisayarlar artık taşınabiliyor oldu. Ve odalarına gidiyor oldu. Televizyonda, bilgisayarda ortak kullanım alanında olsun diye uyarırken velileri şimdi artık böyle bir şey yapamıyoruz çünkü hop odalarına geçiyorlar. Şimdi yararları dediğimiz zaman şöyle bir şey var. Süreyle ve sıklığıyla ilgili bir şey koyabiliriz. Yani çocuk kaç yaşında ve ne kadar süre bunun içinde? Televizyonu örneğin okul öncesi yaş grubunda bir saat derdik. Ve o bir saati de bölerek mutlaka seyretsinler derdik. Şimdi o süre geçen yıldan bu yana bildiğim kadarıyla Avrupa'da yarım saate indirildi. Okul öncesi yaş grubunda. Etkileri çok ağır olduğu için. Aynı şekilde bunun içerisine teknolojik şeyleri de koyabiliriz. Yani cep telefonlarındaki oyunları da koyabiliriz. Bu iPad'leri de koyabiliriz. Dolayısıyla o yarım saatte neler sığdırılırsa. Ama nedir yararları? İşte renkleri öğrenebiliyorlar, İngilizce şarkıları öğrenebiliyorlar, Türkçe şarkıları öğrenebiliyorlar. Yani dil gelişimleri çok hızlı olabiliyor. Sosyal kavramalar çok hızlı olabiliyor. Ama süresi arttığı zaman çok ciddi etkilerini yaşıyoruz. Nedir zararları? Sahte otizmler başladı. Hiperaktiviteyi çok tetikliyor. Sarı hastalığını çok tetikliyor. Göz bozukluğunu tabii ki çok tetikliyor. Şeker hastalığı çünkü hareketsizler. Yani ailecek tatile gidiyorlar. Yüzmesi gereken çocuk sahilde elinde şeyle oyunlarla oynamaya başlıyor. Ve saatlerce. Çünkü anne baba için kurtarıcı bu. Bunu yaptığı sürece bu çocuğun sağlıklı bir teknoloji kullanımından söz edemiyoruz. Nasıl bozulduğunu anlatayım. Nöronlarla ilgili, nöronlar arasındaki geçişteki elektriklenmeler var. Dolayısıyla bu elektriklenmelere bir takım şeyleri oluyor, olumsuz etkileri oluyor. Dikkat, konsantrasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü çok sık teşhis konulmaya başladı çocuklarda. Durduk yerde olmadı, böyle doğmuyor çocuklar. O kadar sık soruyoruz ki gelen danışanlarda da, terapi için gelen küçük yaş grubunda da ilk sorduğumuz soru, teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Ve anne babaların sıklıkla söylediği şey, ya biraz işte kullanıyorlar, ben yemeği yaparken, işte biz biraz dinlenme saatlerimizde, aslında dinlenme ihtiyaçları var anne babaların. Ama bu dinlenme süresi içerisinde verdikleri şey teknoloji olduğu zaman saatin ucu kaçıyor. Bunun sonuçlarına da hep birlikte katlanmak zorunda kalıyor toplum.